Herkese yeni bir oyundan ve yeni bir videodan daha merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir diyor ve videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bugün farklı bir oyun oynuyoruz. House Flipping diye bir oyun. Tamamıyla ev tamiriyle ilgili. İşte başka ne denir? İşte boya, badana. Ev hakkında yapabileceğiniz aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz. Yani duvarları bile kırabiliyoruz, onu söyleyeyim. Oyun acayip eğlenceli. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de izlerken keyif alır. Keyif alarak seyredersiniz diyorum ve oyuna geçiyorum arkadaşlar. Yine PC Building simülatördeki sistemin aynısı. Laptop'tan giriyorsunuz abi. İşinizi alıyorsunuz. Arşivde. Bunları yaptığımız işler mesela %96'da 75'de tamamlamışım. %100'de tamamlamışım. Duvar yıkılacak vesaire. Şimdi burada hoşumuza giden işleri almamız gerekiyor. İlk işimiz ne olsun? Bakıyorum. Bebek bekliyoruz demiş. Muhtemelen beşik için yer falan açılacaktır. Duvar yıkacağız. Temizlenecek öğrenci evi diyor. Yani hani düşündürmedi değil öğrenci evi sonuçta. Beni bu iğrençliklerden boya yapmayalım. Öğrenci evine gidelim abi. Eğer buraysa gerçekten sıkıntılı. Bu arada o amca inşallah öğrenci değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim. Aman Allah'ım. Daha devam var bu arada. Şu çöpleri bir alalım. Rahat geçelim. Abu. Tamam o zaman. Çöplerden başlayalım abi. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şeyi var. Toplama dinamiği vesaire var. O zaman bana ne diyor? Killeri temizle diyor. Yani önce bir çöpleri alalım da killere geçeriz. Ooo mutfağın haline. Abu hamam böceği değil mi onlar? Şaraplar vesaire. Öğrenci evi işte, ne bekliyorsun ki? Normaldir yani. Abo. Gerçek hani ya, öğrenci evi de olsa tamam eyvallah, ben de yalnız yaşıyorum ama bu kadar pis değilim yani. Pis de değilim de yani, bu kadar dediğime bakmayın. Hiç pis değilim yani. Evet, devam abi. Abi gerçekten pislenmiş be. Gerçekten pis yani. Yani bu evi bu kadar pisletecek kadar ne yaşadınız merak etmiyor değilim sayın öğrenciler. Bilmiyorum, aranızda bu kadar pis olan var mıdır ya? Öğrenci olup bu kadar pis olan var mıdır? Diyeyim daha doğrusu. Hocam şöyle geçeyim ben. Şunları alayım. Nasıl, videolarım hoşunuza gidiyor mu? Yorum bölümünden belirtirseniz sevinirim. Fikirlerinizi video hakkındaki olsun işte, ne bileyim, sohbet etmeye yaz, gene yaz yani, biraz gırgır şamat olsun yorum bölümünde. Birbirimize destek çıkalım. Evet, önce bir çöplerin hepsini tamamlayayım. Ondan sonra fırça süpürge işine geleceğim. O ikisini bir arada yapamıyoruz. Abi bu ev hem büyük hem kullanılmamış. Hem de her yerde içki içilir mi be abi? Her yerde şişe be. Bakalım. Sanırım bitti abi bu sefer. Bakalım. Aynen bitti. Süpürge işlemine ne geçebiliriz? Şu temizleme olayı biraz... Ya keşke daha detaylı. Mesela Vlada süpürgesi alabilirdik elimiz ama... Çalı süpürgeyle de bu tarz temizliğin yapılması bir acayip olmuş. Olsun, yapacak bir şey yok. Oyun böyle. İdare edeceğiz. Bunu yine PC Building Simulator gibi seri halinde sürekli kanalda göreceksiniz abi bu oyunda. Abo, dur bir dakika. Şunları da alalım. Abi evin her yerinde bir çöp var ya. %100 çöpü döktük. Beni mi çağırıyorlar diye sandım da. Tamam, buranın işi bitti. Hani ne bitmez. Aç 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 aç. Atlamadan yapmamız lazım ki bölümü kolayca bitirebilelim abi. Evet, hastalığım da devam ediyor. Kısa kollu giyindime bakmayın. Isıtıcı açık. O biraz çalışıyor. İdare ediyoruz yani. Camları falan da temizleyeceğiz. Diyor ki kiri temizle, %12'sini halletmişiz daha. Yani bir sürü pis var bu evde, belli yani. Belli abi. Bu evde bir sürü pis var. Şu böceklerin İğrençliğine bakabilir misiniz ya? Bu böcekler niye temizlenmiyor abi?
Hamam böceklerinin kökünü kurut. Demek ki bir ilaç alacağız abi onun için. Tertibatta değildir. Mobilya, zemin, banyo, dekor, mutfak, cadılar bayramı, hayatta kalma. Nasıl pompalı tüfek ya? Tüfek satılıyor ya. O zaman şöyle böcek yazalım şuraya. Koruma, lağım, güçlendirilmiş kapı, gaz maskesi. Tam burada değil, bir dakika. Şuraya böcek yazalım. İlaç yazalım. İlaç, zehir yazalım. Yine hayvan hakları korumacıları falan şey videoyu falan izlerlerse sıkıntı büyük. Dur birazdan çözeceğiz. O ne lan? Oğlum %100 çöpü dökmedik mi? Gözünü sevdiğim. Dur şimdi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ha, elektrikli süpürge al diyor. Okey. Elektrikli süpürgemiz de varmış lan. İlk defa görüyorum bu arada. Şurada da mı vardı onlardan? Aynen. Ne güzel değil bu ya. Ev temizliği yapıyoruz. Bu oyunu aslında pis olan arkadaşlara oynatmak lazım ki evinin kıymetini bilsin. Evet. Bunu yaptık. Direkt şu fırçayla da hemen şunları bir halledelim. Baksana evin eli yüzü açıldı ya. Şuraya bak. Aslında çok güzel bir ev. Camı da temizleyeceğiz. Onu da göstereyim size hemen. Şu yerleri bir alalım. Şu odanın. Evet. Al 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 al. Bunu da al. Burayı da al. Hepsini al. Tezgahın üstünü çalı süpürgeyle silen bir embesiliz şu anda. Oyundaki rolümüz bu. Hemen şu sandalyenin altını da alalım. Şöyle kaldır abi. Yabancılardaki bu sistemi seviyorum işte abi. Direkt mutfak tezgahına monteli. Direkt gel yemek ye git. Hani çocuklarım vardır. Şuradan yemek verirsin önlerine yerler. 10 numara sistemler var. Hemen şu sehpayı falan düzeltelim abi. Bu ne ya? Yani hani oldu da olmadı gibi. Değişik bir şey oldu. Şöyle tam olacak gibi. Ha, idare eder yani. Benden onu istemiyor sonuçta. Camı temizleyeceğiz abi. Pencereyi temizleme aracımız bu. Çok zevkli bir iş ya bu. Böyle yavaş yavaş tarla biçer gibi. Aklıma biçer döver geldi. Neyse ya. Psikolojim bozuldu bugünlerde. Çok fazla oynadık Farming'i. Azara vermem lazım. Azara vermem lazım abi. Oyun ya bayağı zevkli geldi bana ya. Bunda her bölüm bir ev işini bitiririz muhtemelen. Videonun dakikası da pek önemli değil, onu da söyleyeyim. Camı temizle, kiri temizle. Bu odada hala kir var galiba. Var tabii ki. Ben gördüm. Tavanda özellikle çok oluyor. Kiri temizle. %91 oldu. Daha kir var. Daha kir var abi. Ha, burada var. Burada var. 93 oldu. Hala var ve ben bunu hala göremiyorum. Nasıl iş? Ne iş? Varmış abi, dur. Bir dakika. Git lan. Çöpü döktük. Kirleri. Acaba nerede ki ya? Şu kir mi? Silip süpürmeye devam abi. Koltukların arkasını falan mı almam gerekiyor, anlamadım ki. Dur çözeceğiz abi, çözeceğiz. %95. Allah Allah. Bu kulaklığın da bu huyunu sevmiyorum. Biraz kaşındırıyor kulağı.
Işığı aç, kapat. Ya açtık. Işıktan bitir vardı, anlamadım ki. %97 oldu bu arada. Az kaldı bitmesine. Ha, buradaymış ya. Tamam. Bu sefer hallettik gibime geliyor. Heh. Yok. Halledemedik. %99 hala. Açmamış. Allah Allah. Dur, diğer odaları halledelim o zaman. Buraya geri geliriz. Ne yapalım? Köşelere iyice bakıyorum, olmamış. Tamam. Burayı da yaptık. Şimdi ara koridora çıktık. Buranın kirini temizleyeceğiz. Aç aç kapıyı görelim. %47 diyor. Burası farklı bir oda. Tavanda mı kil var? Aynen. Tavandaki killeri de alalım abi. Burada mı koridor oluyor? Abo, ben burayı nasıl görmedim? Dök abi, dök abi, dök abi. Yani yemin ediyorum var ya, zor bir bölümde mi başladık acaba? Tamam, şöyle koy abi bunu. Şu çöpü al at. Hah bak, şöyle de özellikler var. Radyatör alıyorsunuz abi. Mesela evin eksiği var. Radyatörü aldık. İşte bozulmuş zamanda sökmüşler ya da hiç takılmamışlar. Aldık, bunu bu şekilde birleştirebiliyoruz abi. O da çok zevkli bir özellik olmuş. Bayağı hoş yani. Evin radyatörünü alıyorsun, takıyorsun. Bak böyle. Vidalarını sıkıyorsun. Borusunu yerleştiriyorsun. En sonunda da böyle açıyorsun abi. Okey. Camımızı temizleyelim. Hızlıca yapmaya çalışıyorum. Bakalım kabul edecek mi? Sanırım bu sefer kabul etti. Oyun dondu mu, bana mı öyle geliyor? What? Heh. Kiri temizle diyor. Şunları da alalım hemen. Tam %100 yapmanıza gerek yok bu arada. %70 ve üstüne gittiğin zaman işte paran katlanarak değerleniyor. Sen de ona göre ücretini alıyorsun. Bayağı fiyatlar da gayet iyi. Çok yani, bir mesela duvar yıkımlı bir işte çalıştığınızda 9000 lira kazandım ben mesela %90'la yaparak. Niye böyle olduğunu sonradan düşündüm. Abi bizim paramız adamların parası karşısında değersiz. Sonuç itibariyle TL'ye çevirdiğin zaman fazla kazanmış oluyorsun. Çok normal yani. Temizleyelim şunları da. Başka var mı kirimiz? Bak %94 diyor. Kir diyor. Hala gösteriyor mesela. Nerede olduğunu da ben göremiyorum. Siz gören var mı ya? Gerçekten hayret bir şey ya. Ha bak, buradaymış. Tamam. Burayı hallettik. Burayı kapatabiliriz abi. Şimdi muhtemelen bizim şu kir de burada bir yerde olabilir. Burada değilmiş. Burayı hallederiz. Kiri temizle diyor. Yani diğer tezgahın üstünde mi? Allah Allah. Tamam, vururuz neyse. Burada eksiğimiz var mı abi? Burayı full hallettik gibi geliyor. Cam temizleyecek. Var tabii ki eksik. Hop. Bu ne güzel bir aletmiş ya. Kiri temizle diyor. Hemen kirleri temizleyelim. Koltuğun üstünde. Kiri temizledik. Camı, şu diğer camı temizleyeceğiz.
Bu evi iki bölümde yapabilirim çünkü çok büyük. Muhtemelen iki bölüm gelecek. Bu videoyu birazdan bitirelim. Ardından ikinci bölümü çekelim abi. Donmasan iyi ya. Bu araçları monte et diyor. Ha, buraya da radyatör takacağız. O radyatör. Bu radyatör mü lan? Vallahi radyatör. Şuradan. Alalım baba. Monte edelim. Bu radyatörü taktıktan sonra bölümümüze veda edeceğiz. Diğer bölümde de ertesi gün ya da belki 2 gün sonra yayınlanmış olacak. Siz bunu izlediğinizde günlerden cuma olması lazım. Yarına yetiştirmeyi istiyorum. Ben perşembeden çekiyorum. Evet, bu odayı da hallettik. Hallettiğimiz odaları kapatalım. Burada bir kir vardı. Bu kiri bulamadık. Lanet olsun. Ama seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Burada bir yerdesin ama. Ha oğlum. Şurada olabilir mi? Bakayım ambiyans nasıl oluyor. Oo. Şu ışıklardan lazım. Ben de almak istiyorum arka plana. Arka plana güzel bir dolap düşünüyordum ama dolap değil de ışık almak istiyorum şimdi. Fikir değiştirdim. Neyse, buraya da bir radyatör takacağız. Diğer bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemeyen herkese de ayrıca special teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.